İzmir'de bölgesinde marka haline gelen Honda Master Servisi konuk olduk şimdi. İzleyin. Öncelikle şunu söylemem gerekirse çok güzel bir alandayız ve harika muhteşem arabalar var. Bunlara değineceğiz ama sizleri kısaca bir tanımak istiyorum Bayram abi. Yani şirketimiz ne zamandan beri kuruldu ve ne kadardır faaliyet gösteriyor? Ne gibi bir işler yapıyoruz? Bizlere lütfen kısa kısa bahsedebilir misiniz? Evet, şirketimiz 2013 yılından beri Honda özel servisi olarak faaliyet göstermekte. Honda araçların bakım, onarım, teknik servis, modifikasyon işlemleriyle uğraşıyoruz. Hemen şöyle dönmek istiyorum arka tarafa. Arkamızdaki arabadan bizlere çok kısa özetleyebilir misiniz? Özellikle sesiyle olsun, gidişiyle olsun genç müşterilerimizin çok ilgisini çeken bir arabadır yani. Evet, aslında hızı çok önermiyoruz ama bu bir, dedik ya, tutku, bu bir aşk. Gençlere buradan nasıl bir mesaj göndermek istersiniz bunu söyledikten sonra? Gençlere buradan nasıl bir mesaj göndeririz? Arabanın gittiği kadar biraz da arabanın durması gerekiyor. Ona göre çok dikkatli kullanmaları gerekiyor araçlarını. Yani kaza bela olmasın. Bunlar hiç istemediğimiz şeyler, üzüldüğümüz şeyler. Şöyle bir duyum aldık içeriden. Bayram abinin çok sertifikası var dediler bu Honda ile alakalı. Hani sevgili izleyicilerimize de buradan bahsetmek isterim. Hani anlatıyoruz ama boşa anlattığımızı anlatmamak için söylüyorum bunu da. Nasıl bir sertifikalar, nasıl bir belgelere mevcut? Şimdi 98 yılında yetkili serviste işe başladık. Tabii yetkili serviste başlamamızın avantajlarının birisi de Honda Türkiye fabrikasında bütün eğitimleri tamamlamış olmamız. Yani bütün teknik bilgiler, araç hakkındaki bütün eğitimleri tamamlayıp sertifikalarımızı almaya hak kazandık. Peki kaç tane sertifikan var diye sorsam? Şimdilik sadece olanlar burada. Evde de biraz var. Var da var. Yani var, bayağı var. Maşallah. Tebrik ediyorum seni. Yolun açık olsun diyorum. Tabii ki işletmemiz iki ortak olunca sevgili diğer abimize de söz vereceğiz. Şimdilik sana teşekkür ediyorum. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, ikinci bölümümüzdeyiz tabii ki. Honda bitti mi dedik? Hayır, bitmedi ve tüm gezintimize tüm hızıyla da devam ediyoruz. Burası Altın Rehber programı ve Honda servisindeki gezintimiz ve şu anda yanımda duran sevgili yakışıklı abimi sizlere tanıtacağım. İşletmemizin ikinci ortaklarından sizi bir tanıyabilir miyiz? İsim soy isim? Emrecan Timurçin. Emre abi, çok güzel bir mekan hazırlamışsınız. Vallahi tebrik ederim. Harikasınız, muhteşemsiniz. Ama birbirinden renkli güzel arabalar var. Tabii ki biraz önce Bayram abiyle birinci bölümdeki programımızda, anlatımımızda birçok bilgiyi aldık ondan ama hemen sizlere de dönmek istiyorum. Dönmeden önce Honda denince sizin için ne geliyor akla? Güç geliyor. Performans geliyor. Tutku geliyor, performans geliyor, modifiye geliyor. Aşk geliyor. Gürültü geliyor. Değil mi? Sevdiğimiz evet. Gürültüler geliyor. Evet, tabii ki bu bir tutku işidir dedik ya biraz önce de. Ama tabii ki gençlerimize burada amacımız kötü olmak değil. Evet. Kötüyü anlatmak değil, aslında onlara bir aşıyı bir tutkuyu aşılamak onlara. Tabii ki, yani ama tehlikeye sokmadan güvenli bir şekilde kendi tutkularını tatmin edebilecekleri bir araçlar yaratıyoruz biz. Evet. Bizim işimiz bu. Hemen soruma geçiyorum. Çok güzel bir araba duruyor. Kameraman arkadaşımızdan da bir rica edelim, şöyle bizlere bir göstersin öncelikle. Evet, bize siz bir anlatır mısınız bu aracın özelliklerini? Bu 2005 model bir araç. Normalde performans üzerine değil, ekonomi üzerine yapılmış bir motor bu. Ama biz buna turbo uygulaması yaptık. Bu uygulamayla bu araçtan yaklaşık 300-350 beygir civarı güç aldık. Geldiğinde kaç beygirdi? Geldiğinde 110 beygirdi. Şu anda? Şu anda 300 beygir civarında. Yani 1,5 katına daha çıkmış oldu. Evet. Bunlar da komple motor içi güçlendirmesi yapıldı. Dışarıdan turbo uygulaması yapıldı. Peki malzeme olarak nereyle çalışıyorsunuz? Genelde yurt dışında Amerika üzerinden alıyoruz. Orada bu işi yapan yani firmalar var. Onlar bize gönderiyorlar. Biz de parçaları alıp burada montajını yapıyoruz, uygulamasını yapıyoruz. En son bu işin en canlı noktası da beyin işi. Bu yaptıklarımıza göre aracımın tekrar programlanması gerekiyor. Ben o işi yapıyorum ağırlıklı olarak. Mekanik kısmını yaptığım kadar onun iki katı da beyin işiyle uğraşıyorum. Bunların programlamalarını yapıyoruz. Araçlardan sağlıklı bir şekilde bu güçleri alabiliyoruz ve uzun süre binebiliyorlar. Peki Honda tutkunlarına, Honda sevdalılarına nasıl bir mesaj gönderebiliriz burada? Yani burada hayal ettikleri her şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Sınırı yok. O zaman şöyle bir güzel bir kelime kuralım mı? Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Aynen öyle. Aslında yeri oldu, tam zamanı oldu. Hemen şöyle arkaya doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Sevgili kameraman arkadaşımdan rica edelim. Evet, aracım. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Bu benim kendi aracım. 93 model. 1.5X motorlu bir araç bu. Kendi orijinal bloğunu muhafaza ederek, bozmadan, içini değiştirerek bu aracı yaklaşık 280-290 beygirlere çıkardık.
Normal kendi gücü 92 beygir bu aracın. Yaptığımız uygulamalar bunda görünüyor. Tamponu sıradıramadığımız için bu şekilde kaldı şu anda. Özel bir tampon yapılacak buna. Henüz yapma aşamasında, bitmedi. Bu araçtaki masraf ve emek zaten, yani 6 aylık bir süreçten bahsediyorum burada. 6 aya yakındır bununla uğraşıyoruz. Bitmek üzere. Şu anda yürüyor. Birazdan videolarını çekeriz zaten. Devam ediyoruz. Emir abi, yalnız bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Efendim, sizlere de hemen göstereceğim. Solumda çok güzel bir araba var. Bu arabanın tanıtımını yapacağız. Ama ben var ya, ilk gördüğümde tüylerim böyle diken diken oldu. Ve hayal ettiğim bir araba aslında benim de. Honda tutkunu biri olarak, ben de Accord sevdalısı olan bir kişilik olarak sizlere bu arabayı tanıtmak istiyorum. Evet, 3. bölümümüzde de sizlere bu arabayı tanıtacağız. Evet değerli izleyicilerimiz, dedik ya, Honda aşkı, sevdası bitmez, tükenmez. Çünkü sizlere şu anda harika bir araba tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkamda S2000 var. Gerçekten gözlerimizi kapattığımızda rüyayla buluşabileceğimiz, belki de herkesin içinde ya benim de olsa böyle bir arabam diyebileceği gerçekten önemli bir araba. Değerini gerçekten bilmiyorum ama Allah herkese nasip etmesini buradan temenni ediyorum. Ama bu arabayla ilgili Emre abim, seni de şöyle yanıma alırsam detaylı bilgiyi de alalım. S2000 deyince aklımıza ne gelmesi lazım? S2000 deyince birçok araba ürkmesi lazım. Birçok araba korkması lazım, değil mi? Evet, S2000 deyince aklımız arkadan itişli olduğu için drift geliyor. Drift geliyor. Bu araç tamamen ağırlık dengesi ortada olan bir araç. Yük dağılımı o şekilde planlanmış bir araç. Ve tamamen yol durumunu, hakimiyetini sürücüye yansıtan bir araç. Bu yüzden kullanımı inanılmaz keyifli. Kaç beygir bu araç? Bunlar 240 beygir standart fabrika çıkışında. Standart değil mi bunlar? Standart halleri o şekilde. Daha fazla güçlendirilebiliyorlar. Turbo yapılabiliyor bunlarda. Bunların da önü açık. Ama şu an gördüğümüz aracımız standart bir araç. Peki bu araca şu ana kadar nasıl bir modifiye, nasıl bir mekanik aksam yapıldı? Bu araca filtre kiti yapıldı. Mugen'in filtre kiti var. Özel bu araç için ürettiği. Yaklaşık bir 7-8 beygir civarı veriyor. O filtre kiti uygulandı. Onun dışında performans serisi markalarla yağları, bütün sıvılar o şekilde değiştirildi. Şu anda bu araç 250-255 beygir civarında vardır. 255 beygire kadar uzandı yani. Evet. Maşallah. Yazılım güncellemesi yapıldı aynı şekilde. Evet. Flash Pro ile. Onun dışında başka bir şey yapılmadı. S2000 dedik biraz önce, tabii ki drift için dediniz ama drift için aynı zamanda da şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece hani yarış tutkusu için mi, yoksa görsellik alanda da birçok etkisi olduğunu düşünüyorum. Görsel olarak da bu araçlar yani çok dikkat çekiyor. Yani yola çıktığı zaman ayırt edilebiliyor direkt diğer araçların içinden. O yüzden hem görsellik, hem performans, hem tutku, hepsi bir arada bu araçlarda. Hepsi bir arada oluyor. Evet. Efendim, buradan teknikleri dinliyoruz. Buradan da mekanikleri dinleyeceğiz. Evet. Tekrar sana döndük Bayram abi. Mekanik olarak da senden kısaca bilgi almak istiyoruz araçla ilgili. Mekanik olarak bu araba kendi sınıfında 2000 cc'lerin içinde en fazla güç üreten motor seçildi dünya çapında 5 sene arka arkaya. Yani çok güçlü bir araç. Görselliği zaten gücünü biraz arka planda tutan bir araç.